Evet efendim. Ne dedik? Burnumuzu konuşacağız dedik. Burnunuz hakkında sorunuz varsa 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52'den bize telefonla başvurabilirsiniz ya da e-mailimiz doktoraytu@tv360.com.tr. Konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mustafa Ali Yanık. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. Programımızda bu arada ilgili takip ediyor. Hem hastalarım olsun hem biz olsun. Çok güzel bir programımız var. İzliyoruz. Sağ olun. Ediyoruz. Elimizden geldiğince herkese aydınlatmaya, bilgilendiriyor. Yani biz şöyle yapıyoruz. Aslında biz ayna görevi görüyoruz. Evet. Buraya gelen uzmanların bilgilerini yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de burnu konuşacağız. Evet. Burun estetiğini konuşacağız ama estetik fonksiyonsuz, işlevsiz olmaz herhalde, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ben bütün hastalarıma da söylerim. Aslında burnumuz canlı bir organdır. Nefes alan bir organdır. Yani birçok insan şeyi kaçırabiliyor. Yani burun estetiği yaparken fonksiyonlarını kaçırabiliyor. Daha sonrasında hastalarımız bize 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra burundan nefes alamama gibi ciddi şikayetlerle de gelebiliyorlar. Bu yüzden aslında burnu bir bütünsel olarak düşünmemiz lazım. Yani burnun birçok fonksiyonu var. Havayı ısıtması gibi, havayı nemlendirilmesi, aldığımız havanın akciğerlere daha ıslak ve nemli gelmesini sağlar. Bu özelliklerini eğer burun kaybederse çok ciddi anlamda, mesela sabahları ağzımızdan sürekli nefes aldığımız için boğaz kurumaları, faranjit gibi problemler, gündüz kendimizi yorgun hissetme, gün içerisinde çok farklı saatlerde uyuklama gibi ciddi sorunlarla hastalarımız gelebiliyor, karşılaşabiliyorlar. Aslında her şeyin başı nefes. Evet. Nefes de normalde burundan alınması, evet, gereken bir nefes. Yani soluğumuzu biz ağzımızdan değil burnumuzdan almamız, kesinlikle, lazım ki filtreden geçsin, nemlensin, dediğiniz gibi ısınsın, uygun hale gelsin. Peki ameliyatlarda benim de hep aklıma şu gelmiştir. İnsanlar genellikle burunlarının küçültülmesini istiyorlar. Evet. Yani benim burnumu büyüt diye biri gelmiyor herhalde size, evet, değil mi? Genellikle küçültülmesi, daha uygun şekle girmesi. Küçültürken de insana doğuştan verilmiş olan, yaratıldığında bir hava yolu var. Evet. Şimdi küçültünce hava yolu ne oluyor? Tabii yani biz mesela, bize de çok farklı hasta grupları gelebiliyorlar. Yani burnum benim çok küçülsün, işte hocam daralsın, burnum çatısı çok genişmiş, maksilyanın tam burunla birleştiği yerleri vardır, orasını çok daralsın diyen hastalarımız da geliyor tabii ki. Yani biz bunları oturup, aslında ben düzgün bir şekilde anlatıyorum. Yani maketler üzerinde, resimler üzerinde, hava yolları çok daraldığı zaman, işte gündüz, bakın geceleri ağız açık uyumanız olur, işte horlamalarınız meydana gelebilir, gündüzleri yorgun gezersiniz, ne konuştuğunu anlamazsınız, okuduğunuzu anlamazsınız. Yani hava yolu bizim için aslında birinci önceliklerden bir tanesi burun estetiğinde. İkinci anlamda tabii ki sonuçta bir estetik ameliyat yapıyoruz. Bunun planlanması. Yani bu planlama süreci de çok çok önemli. Ben bunu bütün hastalarıma söylüyorum. İşte artık bir dönem, siz de biliyorsunuz, bundan 15 sene önce, 20 sene önce görüyorsunuzdur hastaları. Yani çok böyle kavisli burunlar, işte çok sivri burunlar, çok kalkık hokka burunlar. Hokka burun, değil mi? Hokka burun derler. Hokka burunlar yapılıyordu. Ama her yüze bunlar olmuyor. Ama gerçekten, hakikaten bizim talebelerimize sanki o burun şeydi. Bir tane burun vardı, herkese onu koyuyorlardı, evet, gibiydi iş. Evet. Şimdi plastik cerrahi ve kulak burun boğaz çok değişti bu konuda görüşleri. Evet. Yani burnun insana özel olması lazım, tabii, diye düşünüyorum. Yani ben şöyle planlıyorum. İşte gerçi benim bununla ilgili özel bir takım uygulamalarım var. Mesela benim altın oran maskem var. Yani biliyorsunuz sonuçta Allah bize bir, aslında bizi yaratırken belli standartlarda yapmış. Yani bir altın oran vermiş. Bu vücudun her yerinde var. Yani yüzümüzde var, göz kapaklarımızda var, burnumuzda var. Yani vücudun her bir yerinde altın oran var. Benim de özel bir altın oran maskem var. Mesela ben her hastamı ameliyat esnasında, ameliyat masasında bu altın oran maskesini takıp tek tek bunları ölçerek aslında ameliyatlarını yapıyorum. Altın oran maskesi nasıl bir şey? Evet, yani yüze bir gün inşallah başka programımızda bunu da ben getiririm. Bir gün bunu yüz kısmına koyuyoruz. İşte burun ucunun tabanına uzaklığı, burun kanatlarının genişliği, burun kaşının burun açısı, bunları tek tek üzerine çizerek, yani yaklaşık ameliyatın bir 10 dakikası, 15 dakikasını ben çizime ayırıyorum. Buna bağlı tam hani yüz hatlarına uygun, yüzün altın oranına uygun bir burun modeli belirlemeye çalışıyoruz. Yani altın oran derken kişinin kendi yüzünün altın oranı, kesinlikle, değil mi? Yani genel bir altın oran, kesinlikle, değil. Tabii. O kişinin, tabii, gözünün, ağzının, çenesinin, evet, alnının oranlarına göre, kesinlikle, siz burnunun ucunun bulunması gerektiği yeri tespit ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani aslında bize Tanrı bunları vermiş. Yani bunların bütün ölçümleri var. Biz bunu yüze uyarlıyoruz sadece. O yüzden diyoruz ki, bize bazen hastalarımız kendileri işte ellerinde bir takım resimlerle geliyorlar. Yani hocam benim bu buruna benzetin. Hocam benim burnum işte şunun burnu, şu mankenin burnu gibi olsun. Yani bize çok ellerinde resimlerle gelen hastalarımız oluyor. Aslında bu çok yanlış bir düşünce. Biz bunu hastalarımıza söylüyoruz. Yani o burnu alsak, biz sizin yüzünüze taksak diyoruz, kesinlikle sizin yüzünüzde güzel durmaz. Çiğ durur. Yani
Çünkü hastalarımız bu burunla yıllarca yaşayacaklar. Artık o burunla hayatlarının sonuna kadar gidecekler. Yani 2 sene sonra, 3 sene sonra o burunu göre göre sıkılmaya başlarlar. Çünkü yüzlerinde doğal bir görüntü olmayacaktır. Her gittiği yerlerde bir kafeye otursunlar, bir çay içsinler, arkadaşlara sohbet etsinler. Herkes o insanın burnuna bakacak. Bir süre sonra tabii ki bu da rahatsızlık vermeye başlayacak, sürekli burundan konuşulması. Ama bence oradaki mesele şu, o burnu yapınca sanki o artist gibi olacağım zannediyor insan, değil mi? Yani burnum öyle olsun, ben de yani benim burnumu Brad Pitt gibi yapın, ben Brad Pitt gibi olacağım. Evet. Ama öyle olmuyor galiba gerisi, değil mi? Kesinlikle, yani bir süre sonra dediğim gibi sıkılıyorlar. Biz bunu yaşıyoruz. Biz hastalarımıza şunu söylüyoruz, siz sadece kendi burnunuzu görüyorsunuz. Biz ayda yaklaşık 60 tane 70 tane burun ameliyatı yapıyoruz. Biz 60-70 hastanın burnunu görüyoruz. Onların psikolojilerini görüyoruz. Ameliyat sonraki süreçlerini görüyoruz. Yani artık dediğim gibi kişiye özel burun tasarımı şu anda dünyada en popüler olan tasarım modeli. Ve biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Peki şimdi biraz da bu işin tekniğinden bahsedelim. Mesela şunu sormak istiyorum. Eskiden hakikaten dediğiniz gibi burun uçları böyle şöyle yukarı kalkıktı. Evet. Böyle karşıdan bakınca burun delikleri gözükürdü insanlara. Şimdi artık öyle yapılmıyor. Yani... Evet. Biraz daha bakıyorum mesela burun estetiği oldum diyor ama yukarısındaki şu kambur o hala bir kısmı duruyor. Evet. Yani bunlar neye göre karar veriliyor? Tabii işte dediğimiz gibi burada hastamızın beklentileriyle beraber aslında yüzdeki altın oran buradaki en önemli bizim kriterlerimizden bir tanesi. Biz bu ameliyatımızın tekniğini belirlerken de buna göre belirliyoruz. Yani biliyorsunuz burun estetiğinde de kullanılan 2 tane yöntem aslında textbooklarda yazan, bir de benim bir eklediğim yöntem var ameliyatsız burun estetiği. 3 tane ben bir teknikle hastalarıma yaklaşabiliyorum. Ameliyatsız burun estetiği nedir? Tabii mesela nasıldır? Yani hastalarımıza herhangi bir narkoz vermeden, herhangi bir lokal anestezi bile uygulamadan bir takım iplerle, dolgularla veya ufak dokunuşlarla, botoks gibi dokunuşlarla burun şeklinde minik değişiklikler yapabiliyoruz. İşte burun ucunu hafif kaldırabiliyoruz. Burun kemerini gizleyip, yani aslında tabii ki burun kemerini almıyoruz ama komple sadece onu gizliyoruz, saklamış gibi oluyoruz. Böylece yüzünde de tatlı bir değişiklik yaratmış oluyoruz hastamızda. 3 tane yöntem var. Vallahi bu cazip geldi. Böyle şey de yok, genel anestezi de yok. Tabii. Yöntemlere geçmeden sorularımız var. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Hoş geldiniz. Benim kızımın burun delikleri orantısız. Biri büyük, diğeri küçük. Nasıl bir operasyon geçirebilir acaba? Öğrenebilir miyim? Burun delikleri asimetrisi aslında çok sık olarak gözüken bir problem hakikaten toplumda. Bunlar için uyguladığımız birkaç tane teknik var. Aslında bir gün ben size de kızınızı misafir edeyim inşallah bir gün geldiğinizde. Yani tabii ki hiçbir insanın burun deliği %100 simetrik değildir. Evet. Mesela buradaki stüdyomuzdaki herkese tek tek bakalım burun deliklerine. %100 bir simetrik burun deliği görmemiz imkansız. Ben sizinkine bakıyorum şimdi de acaba anneden mi geliyor diye. Yok, sizinkiler simetrik. Ama dediğim gibi yani biz mümkün olan ideal simetri sağlamaya çalışırız. Yani bir miktar asimetri %5, %10 bir asimetri kalabilir ama ideal simetriyi yakalamak burada en önemlisidir. Ben gelirse yapılacak işlemlerle ilgili tanıyı görüp belki ameliyatsız bir işlem de olabilir bu. Dolgularla, botoksla veya iplerle bir yöntem de olabilir. Veya ufak bir cerrahi dokunuşla da böyle bir şey yapmamız gerekebilir. Teşekkür ederim. Peki biz teşekkür ederiz. Bir de telefonumuz var. Kamile Hanım bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın doktor bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun efendim. Burnunuzdan mı sorun var? Evet, ben kırılmıştı burnum bir 30 sene önce falan, sağ olun. Bu geceleri ağzıma tık yatıyorum. Sürekli gündüz burnumun içi kuruyor. Sürekli krem sürüyorum. Ağzım dilim kuruyor. Evet. Bunun ne yapabiliriz? Sebebini yani sormak. Tıkanıklığı nasıl? Yani hissediyor musunuz? Siz çektiğinizde hava geliyor mu burnunuzda? Yani geliyor, bazen de tıkanıyor. O zaman da bir tuzlu su falan döküyorum, uğraşıyorum işte. Çok kuruyor, oluşuyor. Alerjiniz falan da var mı? Mesela hapşırmalarınız, bir tozlu bir ortama girince ardı ardı hapşırmalar, burun kaşıntısı. Yok, öyle aşırı bir hapşırmam yok. Yok. Arada sırada oluyor, evet. Tabii bir burun travması geçirmişsiniz. Çok geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii ki detaylı bir iç muayenesinin yapılması lazım. Yani muhtemelen bu burun travması sonrası burundaki iç dinamikler, kemik ve kırdak yapılar kaymıştır. Özür dilerim, sözünü kesiyorum. Muayene oluyorum arada. Burunda erilik olduğunu söylüyorlar sürekli. Evet. Onun için yani bu erilik var, oluştu o zaman, kaldı öyle bir şey. Onu da bildireyim size. Tabii. Yani dediğim gibi muayene sonrası ona en doğru kararı öyle veririz. Yani eğer ki eğrilmiş bir kıkırdak veya kemik varsa onu düzelttikten sonra yani nefesinizi almanıza çok büyük bir rahatlık sağlarsınız. Hiç merak etmeyin. Bence Kamile Hanım, bakın seneler geçmiş olmasına rağmen
her zaman bu operasyon yapılabilir. Madem böyle bir sıkıntınız var, doktor beyin dediği gibi bir alerjik reaksiyonlar olabilir ki bunların baskılanması lazım ama yine de geçmiyor, hava alamıyorsanız operasyonu ben öneririm. Çünkü insanın o ağzının açık uyuması, gündüz ağzı açık dolaşması, uzmanımızın başında dediği gibi o kadar insanı yoran ve sıkıntıya sokan bir şey ki en iyi siz biliyorsunuz. Bunu mutlaka olun diyoruz. Çok hocam, teşekkür ediyoruz. Yaşım 67'ye girdim. Biraz ondan korkuyorum ama bir gelip mayan olmak isterim. Ben şey alabilir miyim doktor? Peki biz programdan sonra sizi bir doktorumuzu muayene etmesini isteyeceğiz. Telefonla sizi arattıracağız, olur mu? Tamam hocam, çok sağ olun. Sağ olun Kamiye Hanım. Son sorusunu da sorayım. 67 yaşında ameliyat olabilir miyim dedi. Tabii. Aytuğ Beyciğim şöyle, yani aslında ben bütün hastalarıma söylüyorum. Eskiden hakikaten burun estetiği veya burun ameliyatları çok korkulan ameliyatlardı. Biliyorsunuz burun ameliyatı olmuş mutlaka çevrenizde yakınlarınız, eşiniz, dostunuz vardır. En çok korktukları şey bu tamponlardı. Bunun içerisinde çok ciddi anlamda tamponlar yerleştirilirdi. Birçok hastamın tarif ettiği şuydu. O tamponlar çekilirken sanki beynim dışarı çıkacakmış gibi hissediyorum hocam derlerdi. Ve bu süreçten çok korkarlardı. Yani biz artık birçok ameliyatta, burun estetiği ameliyatlarında, burun eti alınması, burun deviasyon ameliyatlarında bir takım lazer sistemleri bile kullanıyoruz. Hiçbir tampon bile koymuyoruz artık. Yani artık teknoloji o kadar gelişti ki mikro cerrahi böyle büyük keskilerle değil, böyle minik aletlerle, keskin aletlerle yapıyoruz bu işlemleri. O yüzden ameliyat sonrası bile çok ciddi bir morluk, çok ciddi bir şişlik olmuyor. Hastalarımız ameliyat sonrası bile nefes almalarına devam edebiliyorlar. Yani tampon olmadığı için burunlarında çok daha hızlı bir şekilde iyileşip normal hayatlarına geri dönüş yapabiliyorlar. Öyle bir korkusu olmasın, yaptırılabilir. Rahatlıkla yapabilir. Peki 3 tane teknik demiştiniz. Evet. Tam o sırada sorularımız geldi. Onları söyleyin bize. Evet. Dediğim gibi burun estetiği ameliyatlarında 3 teknik var. Bunlar açık rinoplasti tekniği, kapalı rinoplasti tekniği, bir de benim eklediğim ameliyatsız burun estetiği tekniğimiz vardır. Bu tabii ki hastaya göre değişebiliyor. Yani hasta mesela daha öncesinden bir burun travması geçirmiş, içerisinde çok ciddi eğrilikleri olan bir hastaysa açık teknikler bu hastalar için daha uygun oluyor. Açık demek ne demek, kapalı demek ne demek? Aslında çok basit. Yani burun delikleri içerisinden biz iki burun deliğinin içerisinden şöyle bir kesi yapıyoruz. Ve burun kanatlarının içinden girip özel bir takım aletlerle, endoskopik yöntemlerle kemeri alıyoruz. İşte eğri kısımları düzeltiyoruz. Bunun adı kapalı teknik oluyor. Açık burun deliklerinden yaparsanız kapalı. Açıkta? Açıkta da bu iki burun derisini, iki kesesini birleştiriyoruz aslında. Çok basit bir yöntem. Yani ortayı açıyorsunuz. Tek farkı o. Yani aslında başka bir farkı da yok. Bunu bu yukarı doğru açıp işlemimizi özel aletler yine burun derisini kaldırıp içeriden yapıyoruz. Açık teknik rinoplastide birazcık ödemenin geçmesi daha geç olabiliyor. Yoksa hani herhangi bir ağrı olmuyor, tampon konulmuyor. Yalnız ödem, burun ucunun ödemenin geçmesi biraz daha uzun sürebiliyor ama ben şöyle derim. Yani eğer ki açık teknik yapılması gereken bir burun kapalıya zorlanırsa o burun ileride çok ciddi başınıza bela olabilir. Başınıza bela açabilir. Asimetriler meydana gelebilir. Burunda nefes alma sorunları yaşayabilir hastalarımız. Tam tersi de kapalı teknikle yapılması gereken burun açığa zorlanırsa yine ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Yani cerrahinin temel kuralı geçerli. Doğru yerde doğru tekniği kullanmak lazım. Baştan seçim önemli ama ben hakikaten demin söylemiştim, izleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyorlardır eminim ki ameliyatsız olan çok ilgimi çekti. Evet. Çünkü niye? Ameliyat dediğiniz gibi tamam, evet anladık, siz çok güzel yapıyorsunuz, tamponlar koymuyorsunuz ya da çok rahat tamponlar koyuyorsunuz. İşte morarmalar az, ağrılar yok ama yine de şu ameliyatı olmasak daha güzel tabii olabilir. Neler yapıyorsunuz yani o durumda? Ben şunu şöyle söyleyeyim. Hani benim ameliyat yaptığım hastam kadar ayda ameliyatsız yaptığım hastalarımız da çok geliyor. Yani bu teknik çok sık olarak uyguladığımız bir teknik. Yani bir takım mesela dolgu yaptığım hastalara örnek vereyim ben size. 3 tane çeşit dolgumuz var bizim. Yani 6 ay 8 ay kadar giden dolgularımız var. 1,5 sene kadar giden dolgularımız var. Bir de 10 sene 15 sene kadar giden dolgular var. Çok uzun kalıcı tabii dolgular. Uzun da kalıcılarımız da var. Bunların tabii ki hastalarımızla konuşuyoruz. Hastamız eğer ilk defa bu işlemi yaptırmaya gelmişse ben şunu öneriyorum. İlk başta bir 6-8 aylık bir yaptıralım. Bir gör, hani siz de bir alışın. 6-8 ay nasıl duracak yüzünüzde, onlara bir bakın diyorum. İğnelerle yani bir öğlen arası bile hastalarımız mesela çalışıyorsunuz. Sabah 9'da gitti işine, 12'de paydos etti, bize geldi. Biz işlemini o anda yapıyoruz. 1,5'da tekrar işine gidip çalışmaya başladığı zaman bile anlaşılmıyor. Yani herhangi bir estetik işlem yapıldığı anlaşılmıyor. Bir takım iğnelerle burun ucuna, burun sırtına veya burun içindeki kanat kısımlarına enjeksiyonlar yapıyoruz. Ve burun şeklinde çok ciddi farklar ortaya çıkartabiliyoruz. Yani bu dolgularla, ama siz diyorsunuz ki önce ben bir kısa süreli yapayım. Eğer hoşunuza gider, size de uygun gelirse bunu uzun süreye taşırız diyorsunuz. Ve birçok hastamda inanın hani yaptırdıktan sonra da uzun süreli dolguları da tekrar gelip yaptırabiliyorlar. En çok kullandığım hasta portföyümde şu: daha önce mesela burun estetiği ameliyatı olmuş ve burunda çökmeler meydana gelmiş, eğrilikler meydana gelmiş,
hastalarımıza biz çok yapıyoruz. Mesela hasta ameliyat olmuş, burun sırtında bir çökme meydana gelmiş. Eskiden bu hastalarımıza biz kaburgadan, kulaktan kırdak alıp, kemik alıp burunlarına koyuyorduk. Başka türlü bir yöntemi yoktu. Şimdi bir takım dolgu maddeleriyle enjeksiyonlar yapıp, yani bir 5 dakikada bile bir enjeksiyon yapıp ömür boyunca bu sorundan hastamızı kurtarabiliyoruz. Çok daha basit yöntemler. Tabii. Tıp gelişiyor. Mete Köksal Ankara'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Hocam günaydınlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız hocam? Sağ olun. Buyurun efendim, alalım sorunuzu. Hocam ben 15 sene önce burun ameliyatı olmuştum. Ameliyattan sonra kıkırdağım düştü. Düşerken de burun içerisinde bir kavis yaptı. Bu kavis neticesi bir taraftan nefes alamıyorum. Yani tek o iki deliğin bir tanesinden nefes aldığını hissediyorum devamlı. Ben o zaman gittim estetik cerrahi hocamıza. Tabi 15 sene önce çok zahmetli bir ameliyat dediler bu. Sonuçta iki delik olsa da arkada bir tane delik var. Havayı yeterli alabiliyorsanız, ciğerlerinizde bunu hissediyorsanız bu zahmete değmez dediler. Şimdi daha kolay olduğunu izliyorum ben sizleri izlerken. Bu gıda az önce hocamın da söylemiş olduğu gibi sağdan soldan kulaktan kırdaklarından, yani zahmetli iş, iki ameliyat gibi düşünüp hep çekindik. Sorun bu olacak hocam. Daha mı kolay, daha mı rahat? Çünkü peki, kulak burun boğazcılar bu ameliyatı yapamaz. Estetikçilerin yapması lazım. Kesinlikle dendi bize. Mete Bey, Mete Bey çok teşekkür ediyoruz. Şimdi zaten tam da bu konuyu konuşuyorduk ki evet, üstüne hocam geldi. Evet. Sorunuz için çok teşekkürler. Ankara'ya sevgiler gönderelim. Hemen sorunuzu soralım. Burada iki tane önemli şey var. Bir tanesi çökme var. Demin siz dediniz dolgularla kesinlikle rahatlıkla yapılabiliyor ama ikincisi bir nefes alma zorluğu var. Evet. Bir taraf biraz kapanmış. Evet. Bu da ameliyatsız halledilebilir mi? Yoksa bir nüks ameliyatı, yani evet, bir tekrar ameliyatı gerekiyor tabii mu? Tabii mutlaka ki öncelikle muayene etmemiz şart ama dediğim gibi yani burun estetiğiyle ilgili bir çökmesi varsa, rahatsız edici boyutta bir çökmesi varsa bunu ameliyatsız yöntemle de halledebiliriz. Eğer ki burun kırdağında bir kayma, içeride bir çökme, kırdakta erime varsa onun yerine bir yapay kırdak kullanmak gerekebilir veya hastamızdan kulak kısmından bir kırdak alıp oraya koymak gerekebilir. Tabii bunu muayene etmeden anlamak çok zor. Çünkü o kadar hasta geliyor ki bize bu konuyla ilgili, bu şikayetlerle ilgili. Çünkü burun estetiği biliyorsunuz Türkiye'de çok yaygın. Ben mesela yurt dışına da gidiyorum. Hastalarım var. Çok sık olarak gidiyorum. Mesela bunun yurt dışındaki hastalarımızın çoğunun işte hafif burnu bülböz, daha geniş burnucu. İşte burnucu hafif düşük. Yani ufak tefek dokunuşlarla bile işlem yapabiliyoruz ama bizim Türkiye insanımızın biraz burun yapısı kemikli. Bazı ameliyatlar esnasında kırdakların hepsi alınmamış olabiliyor. Arka kısımlarda kırdak bırakılmış olabiliyor. Onları da kullanarak tekrardan bir düzeltme işlemi de yapılabilir. Tabii bunu en doğru şeyi görüp muayene edip ona göre karar vermek evet, olacak. Evet, yani burada işlevde problem varsa evet, ameliyat gerekebilir. Çünkü bir taraftan nefes alamıyor evet, ve anladığım kadarıyla da o artık yeterli gelmiyor kendisi. Ama şimdi tabii kendisi başarısız ameliyatlar da olmuş. Korkuyor, tamponlar yerleştirilmiş, ağır bir süreç geçirmiş. Yani böyle bir artık teknolojik şeyler çok gelişti. Yani dediğim gibi kullandığımız mesela holmium lazerimiz var bunun içerisinde kullandığımız. Tamponsuz yapıyoruz artık işlemleri. Yani öyle bir büyük korkular olmasın hiç kesinlikle. Ben bunu kendisine söyleyebilirim. Peki. Herhalde bundan sonra Mete Bey de gidecektir doktoruna ve bu şeye bakacaktır. Peki şunu sorayım. Botoks dediniz. Evet. Hani dolguyu anladık. Dolgu çökmeleri dolduruyor. Evet. Botoksla ne yapıyorsunuz bunu? Ya, mesela bazı hastalarımız oluyor. Güldükleri zaman işte burun uçlarına düşme meydana geliyor. Veya burunlarında genişleme meydana geliyor. Biz de botoksla dudak üstlerine, burun kanatlarına birkaç yerine botoks işlemi yaptığımız zaman o güldükleri zaman buruncu düşmeleri 6 ay boyunca ortadan kalkabiliyor. Burun uçları hatta tam tersine biraz yukarı bile, yani 1-2 milim yukarı bile kalkabiliyor. Böyle uyguladığımız çok hasta var. Yani 6 ayda bir bize gelip botoks yaptırıp burunlarında çok ciddi bir fark ortaya çıkartan hastalarımız bile mevcut. Bu 1-2 milim bile burunda galiba çok fark ediyor tabii, değil mi ucunun tabii değişmesi? Dün gelen bir hastamda en basit örnek vereyim. Dolgu yapmıştık kendisine, burun ucuna dolgu. Hiç ailesine hiçbir üyesine söylememiş. 6 ay dolgu yapmıştık. Tekrar bana geldi. 4-5 senelik dolguya geçecektik kendisine. Ve kardeşiyle beraber geldi. Kardeşi ailesindeki olan olayı anlattı. Hocam dedi, biz hepimiz bakıyoruz işte kız kardeşimize. Bir değişiklik görüyoruz ama ne olduğunu bize söylemedi. Biz de anlamadık tabii diyoruz. Yani bir değişiklik var ama adını koyamadık dedi. Sonrasından bize söylediğinde fark ettik dedi. Yani herkesin aslında fark ettiği şey bu. Sizde bir değişiklik var, pozitif bir şey var. Fakat acaba ne yaptırdı diye insanlar merak ediyorlar genelde. Evet. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mustafa Ali Yanık. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten